Basına yansıyanlar harici Çin'de durumun daha farklı olduğu söyleniyor. Bazı bilgilerin gizlendiği söyleniyor. Büyük bir kaosun yaşandığı söyleniyor. Sizden öncelikle Çin'deki son durum hakkında bilgi alabilir miyiz? Şöyle bir şey var. Virüs genel olarak en fazla Hubei eyaleti dediğimiz eyaleti vurdu. Wuhan'ın da içinde bulunduğu Hubei eyaletinde sadece 549 ölü bulunuyor. Yani 564 ölünün 549'u Hubei eyaletinde. Bunların 414'ü de Wuhan şehrinde bulunuyor. Yani Wuhan'da durum çok kritik. Çok büyük olaylar yaşanıyor şu an Wuhan'da. Diğer şehirlerde tabii durum bu kadar önem arz etmiyor, bu kadar kritik değil. Mesela Şangay'da şu ana kadar rastlanan vaka sayısı 254. Ölen kişi sayısı ise sadece 1. Ve uzun süredir 1, yani yaklaşık bir haftadır 1'de kalmış durumda. Pekin'de ise vaka sayısı 274 ve yine ölen sayısı 1. Durum kısaca bu şekilde Çin'de. Tabii mesela Wuhan'da insanlar karantina altında. Mesela Hubei eyaleti tamamen karantina altında bulunuyor. Şu ana kadar yanlış değilsem 12 şehir tamamen karantina altına alındı ve sokağa çıkma yasakları bulunuyor. Yani bu da yaklaşık 50 milyon insanın biz karantina altında olduğunu biliyoruz. Peki günleriniz nasıl geçiyor? Bir karantina var, dışarı çıkmak çok zor. Temel ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyorsunuz? Aslında şöyle, yani şu an mesela az önce bahsettiğim gibi Şangay'da durum o kadar kritik değil. Yani bir karantina altında bulunmuyoruz biz. Sokağa çıkma yasağı yok. Fakat bir panik havası var bütün şehirde. Aslında bütün Çin'de böyle büyük bir panik havası var. İnsanlar sokağa çıkmıyor. Çıkmaya korkuyor açıkçası. Yani fiili bir karantina altında bulunmuyoruz biz. Sadece zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıkıyoruz. Mesela markete gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, tekrar eve dönüyoruz. Peki Mesela şey marketlerde ürün yapmıyoruz. bulabiliyor musunuz? Marketlerde ürün bulunabiliyor mu? Şöyle, yani olayın başlarında aslında böyle insanların yarattığı o panikten dolayı başlarda marketlerle böyle bir sıkıntı oluştu. İlk gittiğimizde hakikaten mesela ben böyle bir ara bir markete gittiğimde rafların tamamen boş olduğunu gördüm. Zaten hani Twitter hesabımda da paylaştım bu videoyu. Özellikle sebze falan hiç kalmamıştı. Ekmek hiç kalmamıştı. Şu an tabii stoklar açılmış durumda en azından. En azından markete gittiğimizde çok büyük bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Şu an durum daha da iyi. Devlet tedbirlerini alıyor yani. Wuhan'da cidden durum çok kritik. Zaten vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Ölü sayısı çok hızlı bir şekilde. Bu yüzden insanlar sokağa çıkmıyor. Zaten devlet de böyle resmi anlamda bir sokağa çıkma yasağı ilan etti Wuhan'da. Doğal olarak sebze ve gıda temininde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Maske konusuna gelince maske konusunda da ciddi sıkıntılar var. Bu sadece Wuhan'da değil. Çin genelinde maske sıkıntısı var. Mesela bir hafta içerisinde Çin yaklaşık 57 milyon maske ithal etti. Fakat yine yetmiyor. Çünkü biz sadece Hubei'nin günlük maske ihtiyacının 100 binin üzerinde olduğunu biliyoruz. Maske sıkıntısı var. Eczanelerde maske bulmak zor oluyor. Şu an mesela bütün Çin genelinde devlet böyle bir uygulama başlattı. Herkese 5 adet maske veriliyor ücretsiz bir şekilde. Mesela ben de aldım. Kendim aslında başvurdum da daha vermediler bana. Gidiyoruz, kayıt yaptırıyoruz. Kayıttan sonra bir eczane adresi veriyorlar. O eczaneye gidiyoruz ve eczaneden maskelerimizi temin ediyoruz. Yani aynen şuna benzer. Yani eskiden biz Türkiye için konuşurken gaz sıralarında, ekmek sıralarında falan karneyle bir şeyler aldığımızı söylerdik ya. Aynen öyle. Şu an mesela biz kuyruklarda bekleyip maske alıyoruz. Bir günlük yaşantınız nasıl geçiyor acaba? Bir gününüzü anlatabilir misiniz bize? Aslında neden dışarı çıkmıyoruz? Öncelikle bu virüsün biz insandan insana geçen, hava yoluyla geçen bir virüs olduğunu biliyoruz. O yüzden mümkün mertebe insanlarla temas kurmak istemiyoruz. Günüm nasıl geçiyor? Günüm açıkçası sabah uyanıyorum, kahvaltı falan yapıyorum. Daha sonra gündemi takip etmeye çalışıyorum, egzersiz yapmaya çalışıyorum, C vitamini almaya çalışıyorum. Çünkü bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Şunu biliyoruz, bu hastalıktan dolayı ölen insanların çoğunluğu bağışıklık sistemi güçsüz olan insanlar ve belli bir kronik hastalığı olan insanlar. Bunu bildiğimiz için de buna önem veriyoruz. Zaten Çin devleti de sürekli
bildirimlerde bulunuyor bize. Televizyonlar aracılığıyla olsun, WeChat grupları aracılığıyla olsun almamız gereken önlemleri sürekli bize söylüyor. Film izliyoruz yani. Film izliyoruz evde. Onun dışında ne bileyim evde nasıl gün geçiriliyorsa öyle geçirmeye çalışıyoruz açıkçası. Peki özellikle hani Çin'de tedaviye dair bir son gelişmeler nedir? Tedaviyle ilgili şöyle bir şey var. Aslında güzel gelişmeler oluyor. Mesela ne oluyor? Şu ana kadar biz 1153 hastanın tedavi edildiğini biliyoruz. İyi gelişme şu, mesela olayın ilk başlarında ölen sayısı ile tedavi edilen hasta sayısı birbirine çok yakındı, hatta eşitti. Şu an mesela ölen sayısı 564, tedavi edilen hasta sayısı 1153. Yani tedavi edilenler ölenlerin iki katına çıkmış durumda. Bu güzel bir gelişme, iyi bir gelişme. Tabii şöyle bir şeyi de ifade etmek istiyorum. Henüz virüse karşı bir ilaç geliştirilmiş durumda değil. Herhangi bir aşı bulunmuş değil. Çin devleti evet önlemlerini alıyor. Fakat en erken aşıyla ilgili en erken testlerin yapılabileceği tarih olarak da en erken olarak bize 3 ayı veriyorlar. Tabii bunun sonrası da olabilir. Sokakların boş olduğunu görüyoruz. Özellikle dünyanın üretim üssü dediğimiz Çin'de çoğu yerde üretimin durduğunu görüyoruz. Bu sadece Wuhan için mi geçerli? Hubei için mi geçerli, yoksa Çin genelinde de üretimin durması söz konusu mu? Nasıl bir ekonomik aksama yaşanıyor orada? Biz zaten mesela bundan önce biz Çin Yeni Yıl tatilindeydik. Doğal olarak bir durgunluk vardı. Fakat bu hastalıkla birlikte az önce de söylediğim gibi büyük bir panik havası var şehir genelinde. İnsanlar hiçbir şey yapmıyor. Mesela ben bugün dışarı çıktım, şunu çok çok rahat bir şekilde gözlemleyebildim. Dışarı çıktığında marketler açık sadece. Bir alışveriş merkezine gittim. Bir iki yer vardı mesela böyle elbise satan yerler. İnsanlar oralardan alışveriş yapmıyor. Yani şu an Çin'de insanlar gıda ürünü dışında doğru düzgün bir şey almıyor. Yani ve şu an Çin'in en yoğun harcama döneminin olduğu dönemdeyiz biz. Mesela bayram dönemindeyiz. En yoğun harcamaların yapıldığı dönem. Fakat çok durgun geçiyor bu dönem. Bir panik havası var Çin'de. Belki bu panik havası neden oldu? Ben buna birazcık değinmek istiyorum. Bu panik havasının sebebi ne? Şimdi şöyle bir şey var. Bakın 2002-2003 yılları arasında Çin'de SARS vakası oldu. Bu SARS vakası sırasında 813 ölü meydana geldi. Fakat Çinliler şunu çok iyi biliyor. SARS vakası sırasında Çin yönetimi ilk 3 ay boyunca bütün bilgileri Çinlilerden gizledi. Çinlilerin haberi bile yoktu bu vakadan. Şu an Çinliler ondan korkuyor. Acaba yine bizden bilgi saklanıyor mu? Şu an bu korkusu var Çinlilerin ve bu yüzden bir panik havası oluşmuş durumda. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Mesela şöyle bir şey var. Bakın ilk kez virüsün ortaya çıktığı tarih aralığın ortası. Virüs vakaları ortaya çıktı. 9 Ocak'ta virüs tespit edildi. Çinli bilim adamları dedi ki yeni bir virüsle biz karşı karşıyayız. Fakat virüsün böyle bir virüs salgınının olduğunu Çin yönetimi halka ne zaman açıkladı biliyor musunuz? 20 Ocak tarihinde ilk kez deklare etti bunu. Yani 11 günlük bir süreçten bahsediyoruz biz. Doğal olarak bu 11 günlük boşlukta ne oldu? Bu virüs Çin geneline çok hızlı bir şekilde yayıldı. Ve panik havasının sebebi de aslında bu. Yoksa mesela Şangay'da, Pekin'de durum çok da ciddi değil. Yani 254 ve 274 vakadan bahsediyoruz ve yaklaşık bir haftadır sadece bir ölü var. Ama bu panik insanları korkutuyor, insanların tedbir almasını sağlıyor.